Merhaba dostlarım. Yine bir kaotik video ile karşınızdayım. Ha, durdunuz şu an. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere aslında çok fazla izlediğim bir video türü olan ama hiç yapmadığım bir video ile karşınızdayım. Tier list videosu yapacağım. Belki birkaç yerde görmüşsünüzdür. Böyle kategoriler oluyor. İyiden kötüye ve bir şeyi o kategorilere koyuyorsun. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere 2014, 2015 ve 2016 arasında Tumblr'da manyak popüler olan 10 şarkıcıyı, 10 müzisyeni, 10 grubu aldım ve bunları sıraya sokacağım. Bugün buraya oturma nedenim bu. 9-10 Ağustos'ta İstanbul'da Arctic Monkeys konseri var ve yakın zamanda tekrardan yavaş yavaş bu 2014, 2015, 2016 Tumblr'ı yad etmeye başladım. O nedenle böyle bir video çekmek istedim. Bu şarkıcıların hepsi, gerçekten hepsi benim için ortaokul ve lise yıllarımın başlarında çok önemli yerlere sahip şarkıcılar. Bugün bunları tartışacağız. Bugün bu insanların benim müzik zevkimde bıraktıkları izleri göreceksiniz. Öncelikle aynı fikirde olmayacağız çoğu şey hakkında. Bundan %500 eminim. O yüzden bir uyarı yapayım. Eğer sizinle aynı fikirde değilsem, insanlık hali. Aşağıya yorumlara yazın. Siz neleri farklı yapardınız? Ama şu an çok fazla lafı uzatmadan, çünkü eminim fazla konuşacağız, videoya geçelim. Öncelikle kategorilerimi size anlatmak istiyorum. Ekrandan görebileceğiniz üzere bugün 5 kategorimiz var ve 5 kategorinin en iyisi sayılan Allah vergisi. Adı üstünde bu sanatçı bize gelen bir lütuf. Çok iyi, fazla iyi, fazla güzel. Allah vergisi adı üstünde yani. Bunun hemen bir altındaki kategori, yani en iyinin bir altı, hünkür hünkür. Bu şarkıcıya çok fazla ağladım. Bu şarkıcıyı da çok fazla seviyorum. Ama Allah vergisiyle aynı kategori değil yani. Mid çok yine adı üstünde. Orta yerde. Bazen çok seviyorum, bazen hiç sevmiyorum. Orta alanda. Okey yani. Okey. Bunun hemen bir altında olan kategori benim için açıklaması birazcık güç olacak. IB Diploma Programı bir sonraki kategorimizin adı. IB Diploma Programı bir yurt dışı odaklı diploma programı diyebilirsiniz. Ben bu diploma programını yaptım 2 sene boyunca ama benim hiçbir işime yaramadı. Bazılarının işe yarıyor, bazılarının işine yaramıyor. Ama benim için hiçbir işe yaramadı. Gereksizdi, saçmaydı. O yüzden IB diploma programı en kötünün bir üstündeki kategoride. Ve en alttaki kategoride Kodes. Monopoly'den bileceğiniz üzere Kodes'e gidecek buradaki sanatçılardan bir tanesi. Evet, yani şöyle diyeyim, bunu sırf müzikten yapmayacağım bu arada. Eminim müzik, sırf müzik buna etkili olmayacak. Şarkıcının kendisi de birazcık etkili olacağından %500 eminim. O yüzden şimdiden eğer sırf müziği yapman gerekiyordu, niye yapmadın diye bir yorum gelecekse öncelikle hemen geçelim çünkü çok fazla işimiz var, 10 tane sanatçı var dediğim gibi. Şimdi ilk başta kimden başlamak istiyorum? Soldan sağa gidelim. İlk başta Cage the Elephant var. Cage the Elephant'ı bilmiyorsanız Cigarette Daydreams diye bir çok meşhur bir şarkısı var ve Trouble diye bir şarkısı da var. Benim bildiğim iki şarkı bunlar. Yani daha fazla şarkısını gerçekten bilmiyorum ve gidip de ben bir Cage the Elephant dinleyeyim demedim hiç. Bu iki şarkısını çok seviyorum. Mesela o iki şarkısı benim için çok önemli yerler edinmemiş olsaydı o zaman IB diploma programına koyardım. Ama Cage the Elephant'ı ben mid kategorisine koymak istiyorum. Çünkü Trouble benim bir ara en çok dinlediğim şarkı falan, yani o şarkıyı gerçekten çok seviyorum. Bir grup olarak Cage the Elephant benim çok... bağlandığım bir grup değil yani. Sırada Arctic Monkeys var. Arctic Monkeys yine sevdiğim bir grup. Bayağı zor olacak şu an fark ettim. Ben karar veremiyorum ki abi çoğu şeyde. Niye böyle bir video yapıyorum? Şimdi Arctic Monkeys 1.50 Alex Turner. 1.55 Alex Turner. 1.55 mi lan o adam, bir saniye. Arctic Monkeys ve 1.70 boyundaki Alex Turner çok büyük bir yere sahip benim için. Sadece son dönemlerde, özellikle son albümleri benim için mid'di. Mid. 2014 olmasını sağlayan bir grup bence Arctic Monkeys. Özellikle AM albümü. Yani
Something shifted. Gerçekten something shifted. AM albümü Do I Wanna Know hit olunca kültür değişikliği yaşadık yani bence. Arctic Monkeys hünkür hünküre gidiyor. Arctic Monkeys'in Allah vergisinde olmamasının tek sebebi Suck It and See falan filan. Onlardan sadece tek tük şarkılar biliyorum. Bütün diskografilerini bilmiyorum yani. O nedenle o nedenle Arctic Monkeys'i hünkür hünkür kategorisine koyuyorum. Bence mantıklı bir yer. Çünkü yani buradaki az sonra listedeki diğer sanatçılar var ki yani Arctic Monkeys'in yanından bile geçemez benim için. Her neyse. Çok rüzgar var. Ya da 21 Pilots var. Şimdi 21 Pilots bir zamanlar benim için çok 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 önemli bir grupta. Özellikle bu fotoğrafta oldukları Blurry Face albümü sırasında 2016'da yine dediğim gibi. O albümün ben tamamını biliyordum sanırım. Hem hayran kitlesi açısından hem de sanatçıların kendileri açısından çok böyle yanaşmadığım bir grup. Hani dediğim gibi Blurry Face albümünü baştan sona biliyorum. Ezbere biliyorum. Tyler'ın raplerine kadar biliyorum. Ama şu an açıp dinliyor muyum? Hayır. Tyler'ın yakın zamanda yaptığı işte bu Black Lives Matter'la alakalı yorumları falan filan. Aynı zamanda hayran kitlesinin ekstra bir toksikliği. Cabası. O yüzden. O yüzden. Çünkü gerçekten 2016'dan sonra yaptıkları herhangi bir şarkıyı bilmiyorum. Blurry Face albüm olarak benim için çok değerli olmuş olabilir ama 21 Pilots sanatçılar olarak bana işlememiş demek ki. I Wanna Make History dedim. Evet, dedim. I Wanna Make History deyip 21 Pilots'ı Kodes'e koydum. And that's what this is. Şimdiki ablamızı görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle, sırada Lana Del Rey var. Şimdi 21 Pilots hakkında söylediğim her şeyi o. Çünkü Lana benim ablam. 2010 şimdi 2014-2016 arası yapıyorum farkındayım. 2014-2016 arasında Lana Del Rey'in çok çok büyük bir hayranı değildim. Ama yaşım ilerledikçe Lana'yı o kadar fazla Lana'yı ve Lana'nın hani yarattığı, sanatçılar için yarattığı ortamı, albümlerini, melankolik sesini, yani bütün söz yazarlığını falan filan o kadar fazla değer vermeye başladım ki she's my homie. She's my bestie. Gerçekten my bestie. Yakın zamanda söyledikleri şeyler, yakın zamandaki actionları, evet. Onlara böyle bakıyorum ve diyorum ki Wait a minute! Who are you? O yüzden, ya bir kere Norman fucking Rockwell yani. Norman fucking Rockwell yani. Yakın zamandaki şeylerini, Ariana Grande ile olan o beef garip şeyi işte. Kadın sanatçıları kendisiyle karşılaştırması, yakın zamandaki erkek arkadaşı ve beni hala Instagram'ını kabul etme işi. Instagram'da hala yokum Lana. Bak, bak. Sebepleriyle. Onlara o kadar da fazla göz yumamayacağım çünkü 21 Pilots resmen Kodes'e koydum yani. Nerede? Hünkür hünküre koyuyorum ama Arctic Monkeys'in üstüne koyuyorum. Yani şöyle olacak. Ah. Ah tamam şöyle. O kadar fazla saçmalıyor gibi hissediyorum ki arkadaşlar çok özür dilerim. Sırada bu burada çok burada fazla konuşacağım zaten eminim. Sırada Melanie Martinez var. Melanie ve ben biz bir zamanlar bestiydik. Biz bir zamanlar bestiydik. Sonra belki hatırlıyorsunuzdur o olayı. 2017'de cinsel taciz suçlaması ile karşılaştı. Sonrasında ama ismi temizlendi diye düşünülüyor. Hala ondan emindeyim. Çünkü orada birazcık yavaş yavaş Melanie fanlığımı, Melanie stanliğimi geri plana aldım. Sonrasında bir albüm daha çıkarttı. 2019'dan beri de kendisinin haber alınmıyor galiba öyle bir şey. Cry Baby albümü. Durun hatta. Ben de böyle bir yani ben gerçekten çok seviyordum Melanie'yi. Ve bu albümün benim için gerçekten yeri çok farklı. Yani genel olarak bir sanatçı olarak kendisini çok seviyordum. Böyle artistik vision'ını falan filan. 14 yaşında ne anlıyorsam onu bilmiyorum gerçi de hani. Farklıydı, hits different yani gerçekten. Üç boyutlu bir şekilde sanatçı olması hem albümünde hem kreatif açıdan. Ya bilmiyorum genel olarak hani bu albüm
konsepti, teması, her şekilde Melanie benim için çok farklı bir yere sahipti. Dediğim gibi aynı zamanda yine 21 Pilots'la birazcık aynı konusu var. Bu albümü baştan sona söyleyebilmeme rağmen geri döndüğüm bir albüm değil. O yüzden Kodes'e koyacağım. Ama 21 Pilots'ın önüne koyacağım çünkü bu da albümü daha çok seviyordum dediğim gibi. Hani gerçekten yani Melanie'nin konseptine, konserlerine yani her şeyine aşıktım yani bu kadının. Ve K-12 için de çok heyecanlıydım. Hatırlıyorum hatta o günü. Böyle 12. sınıfın ilk günüydü. Biz böyle çıkışta Kadıköy evinde bir yere gitmiştik. Ben albümü dinlemeye çalışıyordum falan filan. Çok önemli bir yeri var benim için ama her zaman önemli bir yeri olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden Kodes. Devam ediyorum artık. Okay. Sırada The Neighborhood var. Şimdi The Neighborhood benim herhalde en uzun dinlediğim, bu sanatçılar arasında en uzun dinlediğim grup olabilir. Geçen sene Spotify Wrapped'imde hala ilk 5'teydi. The Neighborhood'u ben çok seviyorum. Sonra grup ayrıldı. Okay. Grup ayrılınca TikTok'ta bir anda bu grup patladı. Ve patladı anlamına demek istemiyorum. Zaten çok bilinen bir gruptu. Çok sevilen bir gruptu. Daddy Issues, Sweater Weather bunlar zaten çok sevilen şarkılardı. Ama ben bir süre sonra her TikTok editinde softcore şarkısını duymaktan çok sıkılmaya başladım. Birazcık katlanılmaz hale geldi benim için ve bu tamamen TikTok yüzünden olduğunu düşünüyorum. Bir tane şarkıyı buluyorum, dinliyorum. Sanki yani herkes benimle aynı anda keşfetmiş gibi o şarkıyı o albümden. Bir anda TikTok'ta patlıyor, bir anda TikTok'ta her yerde duymaya başlıyorum. O yüzden çok bunalıyorum o şarkıdan. Doğru dürüst zevk alamıyorum şarkıdan. Jessie'nin hatta kendi albümünü bile çok seviyordum. İsminin ironikliğine rağmen Hard to Imagine the Neighborhood Ever Changing albümü benim için çok önemli bir albüm. Çok seviyorum o albümü. En yakın arkadaşım Ezgi ile ben The Neighborhood sayesinde tanıştım gibi bile diyebilirim yani. O yüzden benim için çok önemli bir yere sahip. Ancak işte bu yakın zamanda olan şeylerden dolayı The Neighborhood'u hünkür hünkürde Lana Del Rey'in hemen arkasına koyuyorum. Çok seviyorum dediğim gibi, o yüzden yapamayacağım ama Allah vergisine koyamıyorum. Çünkü çok sıkıldım artık grupta. İlişkimizi ara vermemiz gerektiğinde The Neighborhood'la. Geri döneceğinden eminim. Sırada Halsey var. Şöyle diyeyim. Halsey'i ben de ilk albümünde, Badlands albümünde çok seviyordum. Badlands albümünü gerçekten baştan sona şiir niteliğinde okuyabilirim size. Sonrasındaki projelerinde de tek tük sevdiğim şarkılar var. Ama hiçbir zaman of bu şarkı çok iyi, ben bu şarkıyı çok seviyorum gibi olmadı Halsey benim için. Bir etkisi olmuyor benim çok üstümde şarkılarının. O yüzden nereye gidiyor? O yüzden Halsey'i IB diploma programına koyuyorum. IB diploma programında yani Halsey benim için IB diploma programıyla eşit. Evet iyiydi, iyi yanları vardı. Ancak Zeynep Serdaroğlu üzerindeki etkisi zero. Sıradaki şarkıcıya geçelim. Sırada Lord var. Aslında Lord'u ben Pure Heroine'den beri dinlemeye Royals'ın hani ilk hiti, ilk şarkısı, ilk hiti. Herkes ismini oradan duydu zaten. Onu hepimiz biliyoruz. Sonrasında işte Pure Heroine'i dinledim. Sonra Melodrama'yı dinlemedim ama niye bilmiyorum. Melodrama'yı çok beğenmediğimi hatırlıyorum ilk dinlediğim zaman. Crime bu arada. 2021'e kadar Lord nerede? Lord neden Antarktika'ya gitti? Lord give us something. Hani o şey Twitter'da bir tane hesap var ya hani Lord bugün şarkı çıkarttı mı hesabı falan filan. Hani onları çok takip ediyordum. Lord fan kitlesi içerisindeydim. Sonra Solar Power çıktı. Buzzcut Season, Ribs, A World Alone gibi şarkılar olan Pure Heroine'nin ardından Green Light, Rider in the Dark. Before the day you kiss the rider. It's the rider in the dark. I'm begging the day you kiss the rider in the dark. Dalga geçmiyorsun Zeynep. O bir sanatçı. Senden çok daha iyi biliyor ama I bet you the day you kiss the rider in the dark. I am my mother's child. Ve Supercut gibi şarkıları olan Melodrama'dan sonra Solar Power benim için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Solar Power şarkısını çok seviyorum. 2-3 tane tek tük
sevdiğim şarkılar var. Ama Solar Power albümüne hiçbir zaman geri dönmüyorum öbürleri kıyasla. Benim için hatta o kadar büyük bir hayal kırıklığıydı ki ben artık hani herhangi bir sanatçı benim için hayal kırıklığı bir albüm çıkarttığı zaman Solar Power diyorum. Yani gerçekten öyle bir olay yarattı benim için Lord gözümde. Ama dediğim gibi Melodrama ve Pure Heroin çok çok iyi albümler. Milyar kere dönüp dinlerim yani, o kadar seviyorum. Hatta ben çok net hatırlıyorum. Bir depresif günlerimden yine birinde ben Buzzcut Season'ın şarkı sözlerini yazıp bu söz bana neden uyuyor, bu sözü neden sen şey yapıyorsun diye kendi kişilik analizimi yapmıştım. Lord benim için çok önemli bir yerde. Sadece Solar Power sıkıntısı var. O yüzden onu hünkür hünkürün başına koyuyorum. Solar Power çok beğendiğim bir albüm olsaydı, Solar Power'sız yaşayamasaydım, o zaman büyük ihtimalle Allah vergisine koyardım Lord'u. Gerçekten yani. Evet. Çünkü sözleri... Solar Power'dan o kadar nefret etmiyorum aslında. Şimdi düşünüyorum. Hani Solar Power'ın bile bende bu kadar büyük bir etki yaratmış olmasa bile aslında şey şeklinde önemli bir etki yaratmış olmuyor mu bende? Hani önemli bir etki yaratmış ki insanların kötü albümlerine Solar Power albümü diyorum. Arkadaşlar sanırım unutuyorum. Buzzcut Season. Sırf Buzzcut Season için bile Allah vergisi gördüm. Evet. Evet, tamam. Evet, okey. Okey. Ve aynı zamanda underrated bir şey olarak Catching Fire için yaptığı Everybody Wants to Rule the World cover'ı. Lord onun için de Allah vergisinde. Tamam, şimdi bir sonraki sanatçımıza geçiyoruz. Bir sonraki sanatçı Marina. And the Diamonds eskiden. And the Diamonds ama And the Diamonds'ı attı. Şu an Marina sadece. Bu sanatçıların hepsi içerisinden bana şarkı sözleri en çok dokunan insan. Özellikle Family Jewels albümü. Family Jewels albümü yani something shifted burada. Burada gerçekten bir şeyler oldu. Evet, şimdi sizlerle bu kafada yer edinen bazı sözleri okuyacağım Marina'nın The Family Jewels albümünden. Bu bir dramatik okuma şeyi olacak, seansı. O yüzden hoş geldiniz öncelikle. Şimdi ilk başta benim için çok önemli bir yeri olan Ono şarkısının bazı sözlerinin dramatik okuma seansı. Evet, başlıyorum. İlk sözü. Don't do love, don't do friends. I'm only after success. Don't need a relationship. I'll never soften my grip. Don't need money, don't need fame. I just want to make a change. One track mind, one track heart. If I fail, I'll fall apart. Maybe it is all a test. 'Cause I feel like I'm the worst. So I always act like I'm the best. The Family Jewels gerçekten burada yer ediniyor ve hani çark gibi dönüyor böyle. Yani gerçekten hiç The Family Jewels'u düşünmediğim bir gün yok yani. Öyle diyeyim sana, bu albüm benim için gerçekten çok önemli. Ya ben Marina'yı çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Bütün şarkılarıyla bana dokunabiliyor. Bu kadını ben gerçekten çok seviyorum. Yeni albümünde bile hani Ancient Dreams in a Modern Land, orada bile. Yani millet flop erası falan filan dedi. Hayır. Siz A Man's World'u bir dinlediniz mi? Goodbye'ı dinlediniz mi? Goodbye'ı dinlediniz mi hiç? Goodbye'ı dinlediniz mi hiç? Electric Heart'taki çoğu şarkı zaten manyak popüler TikTok'ta biliyorsunuzdur. Bubblegum Bitch, Prima Donna, Lies. Bakıyorum. Teen Idol. Fruit albümünde Blue. Blue, Marina cannot do wrong. Marina'yı çok seviyorum. O yüzden kendisine Allah vergisinin en üstüne koyuyorum.
Ve son olarak bugünkü son grubumuz 1975. Ben bu grubu da çok seviyordum. Evet, albümler. Zaten bakın yani karşınızda 1975. This is the 1975. 1975 Radyo. Sad Girl Starter Pack. 75 albüm. Cultural Impact. Kim ne derse desin, en popüler şarkıları olsa bile Somebody Else gerçekten çok iyi bir şarkı. Hani o sırada 11 oluyorum galiba. 11. sınıfta falan. Hani politikaya, siyasete iyice ilgi duymaya başlayan bir Zeynep olarak bu albüm dedim ki of bu albüm bayağı iyi. Sizin sanatçılarınız keşke yapabilse. Politics şarkılar falan filan. Sonrasında çok güzel bir şey oldu ki The 1975 dediler ki biz İstanbul'a konsere geliyoruz. Ben dedim ne güzel. Ne güzel. İnanamıyorum. The 1975 İstanbul'a konsere geliyor. Bir de hani şimdi mesela bu yıl özellikle ben gerçekten abartısız konserden konsere koşuyorum. Çok mutluyum bu konu üzerine. Ama o dönemde hani kimse gelmiyor. O yüzden diyorum ki abi gitmemiz lazım. Bileti alıyoruz. Bir hafta kala konser iptal oluyor. Orada benim gözümden düştü ve bir daha da yükselemedi 1975. Bak gerçekten diyorum. Bu bana yapılmış bir hate crime'dir. Bu bana yapılmış. Ben arkadaşım, en yakın arkadaşım Ezgi. Ve Twitter'dan arkadaşım Zeynep. Eğer izliyorsan onu da biliyorum. Onu konuşmuştuk çünkü. Ve Twitter'daki ve Tumblr'daki bütün mentally ill insancıklara yapılmış bir hakarettir. O yüzden 1975'ı Kodes'e koyuyorum. Ama beğendiğinin üstüne koymam lazım. Aman koyamıyorum. Aa, şimdi iyice geri gitti. Şöyle. İstanbul konserini iptal etmeyecekti abi. Bu kadar basit. İstanbul konserini iptal etmeyecektin. Ya da şöyle yapacaktın. İptal oldu demek. Çünkü hatta orada böyle bir şaibeli bir şeyler var. Onlar iptal etmedi falan filan gibi. Kendin iptal etmediysen de gelip bir açıklama yapacaktın. Notes app'ten özür dileriz iptal oldu yazmayacaktın. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Onun dışında sıralamamız bu şekilde oldu. Ben bunu oluşturdum bu arada arkadaşlar. Eğer isterseniz aşağıdaki linkten siz de kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Ve hatta oluşturun da bana da yollayın sonra Instagram'dan. Instagram hesabımı şuraya koyayım. Z.Serdaro bakarsanız çok mutlu olurum. Siz neleri farklı yapardınız? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim konserleri vlogluyorum. O yüzden kanalıma bir bakarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Gidiyorum artık. Gerçekten çenem ağrıdı yani. Şimdilik gidiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.